Merhaba arkadaşlar, Asumanca Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk sarma yapacağız. Tarifimiz için gerekli olan ilk malzeme 3 adet tavuk bonfile. Tavuklarımı yıkadım, temizledim. Şimdi ise keskin bir bıçakla tavuklarımın yası tarafından ince ince dilimliyorum. 3 tavuğuma da yine aynı uygulamayı yapacağım. Şimdi ise tavuğumuz için nefis bir baharat karışımı hazırlayacağız ve bu baharatla tavuğumuzu baharatlayacağız. 1 çay kaşığı kekim tabağıma aldım. Üzerine yine 1 çay kaşığı tuzumu ekledim. 1 çay kaşığı acı pul biberimi de üzerine ekliyorum. Karabiber olması olmazımız. Karabiber de üzerine ekledikten sonra tüm bu malzemeyi, tüm bu baharat karışımını karıştırıyorum. Şimdi ise tavuklarımı birer birer alarak bu baharat ile baharatlayacağım. Her birini ayrı ayrı alarak bu baharattan ekliyorum. Yarım saat kadar baharatlarla birlikte tavuklarımız bekleyecekler, iyice içine sinecek. Evet gördüğünüz gibi tamamına aynı uygulamayı yaptım. Tavuk sarmamız için 2 adet orta boy patatese ihtiyacımız var. Patatesimizi aynı cacık yapar gibi Önce kesiklerini atıyorum. Ardından küp oluşabilmesi için ters yönde kesiklerini atıyorum ve minik küpler halinde onları da bir güzel dilimliyorum. Minik minik olmasını özen göstererek hazırlamış olduğum minik küp patateslerimi kızdırdığım yağıma ekliyorum. Çünkü bunları pembeleşinceye kadar kızartmam gerekiyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine tuzunu ekliyorum. Ve patateslerimi hafif pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Kızaran patateslerimi ise yağını süzdürerek ayrı bir tabağa alıyorum. Artık yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Daha önceden baharatlamış olduğum tavuklarımı yağlı kağıdın üzerine birbirinin ucuna gelecek şekilde sıralıyorum. Tavuklarımdan dikdörtgen bir zemin oluşturacağım. Her biri birbirinin üzerine gelecek şekilde olacak. Zaten tavuklarımı da ince ince doğramış, dilimlemiş olduğum için bu işi yapmamız oldukça kolay olacak. Evet tavuklarımın tamamını zeminime yerleştirdim. Şimdi ise üzerine daha önceden kızartmış olduğum patateslerimi eklemeye geldi. Patateslerimi tavuğun üzerine yayıyorum. Özellikle sadece bir kısmını yapacağım. Tamamını tavuğun üzerine yayıyorum. Evet. Harika oldu. Mis gibi kokutu. Baharatlarıyla birlikte şimdi yağlı kağıdı kullanarak tavuğumdan sıkı bir rulo yapıyorum. Kağıdımı hafif kaldırıyorum ve altta kalan kısmına kadar sarıyorum. Sıkı bir rulo olmasına dikkat ediyorum. Kenarlarını iyice sıkıştırıyorum yağlı kağıdımızı açmayacağız. Yağlı kağıtla birlikte tepsimize yerleştirmemiz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde rulomuz dağılacaktır. Fırın tepsimizi her iki ucundan tavuğumuzun her iki ucundan tutarak yerleştiriyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum. Önceden ısıtıyorum ve bu şekilde fırınıma gönderiyorum. Kızarmaya başladıktan sonra ise tavuğumu tereyağı ile yağlıyorum. Fakat şimdi oldu mu hayır olmadı. Yine fırına göndereceğim. Yağ ile birlikte tekrar fırında pişecek. Aldıktan sonra ise bir kez daha tereyağı ile yağlayıp dilimliyoruz.